CHP Genel Başkanı Özgür Özel grup toplantısında yine böyle tansiyonu yüksek, harareti yüksek bir konuşma gerçekleştirdi. Yine baba ocağı vurgusu vardı sözlerinin sonunda. Sabah grup toplantısında Devlet Bahçeli'nin sözlerine de cevap verdi. Nasıl mesajlar okumak lazım? Hem bu grup toplantılarından yansıyanları konuşalım. Hem de partilerde seçim sürecine ilişkin adımlar atılmaya da başlandı. Yerel seçime ilişkin bu stratejileri de soralım isteriz. Gazeteci Yıldız Yazıcıoğlu bizimle birlikte. Merhabalar Yıldız Yazıcıoğlu, hoş geldiniz. Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkürler. Şimdi Özgür Özel'in bugünkü konuşmasını nasıl değerlendirdiniz? Devlet Bahçeli sabah biraz böyle hani yerel seçime ilişkin stratejinin ne olacağına dair de mesaj içeren HDP eşittir CHP söylemiyle yüklenmişti Özgür Özel'e. Bu herkes eşittir, Kürtler daha az eşittir cümlesine ilişkin de eleştiriler vardı. Şimdi el yükseltti adeta sanki Özgür Özel ekledi. Herkes eşittir, Kürtler daha az eşittir. Kayyum atamalarını eleştirdi. Aleviler daha az eşittir, muhalifler daha az eşittir dedi. Böyle bir çerçeveyi genişletti. Ne söyledi bu konuşma size? Öncelikle bu Kürt opera sanatçısının Ankara'da büyük sahnede elini öpmesiyle birlikte başlayan bir tartışmanın devamı olarak bugünkü grup konuşmalarına yansıdığını görüyoruz. MHP lideri Devlet Bahçeli ısrarlı bir şekilde Kürtler ile Kürt seçmenlerin aslında teveccüh gösterdiği HDP, şimdiki adıyla HDP çizgisini birbirinden ayrı tutarak ifade ediyor. Ama şunu unutmamak lazım, HDP çizgisini terör örgütü PKK ile eşitlemeye çalışsa da Devlet Bahçeli, eleştirilerini bu çerçevede odaklasa da unutmamak gerekir ki o eleştirdiği yapı bir siyasi parti ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin de üçüncü büyük siyasi partisi. Bunun anlamı da Türkiye genelinde MHP'den çok daha fazla seçmen teveccühü alan bir siyasi yapıdan söz ediliyor. Bu anlamda Özgür Özel geriye çekilip bir savunma pozisyonuna geçmemiş görünüyor Remziye Demirkol. Evet. Savunma pozisyonuna geçerek işte HDP arasına bir mesafe koymak ya da Kürtlerle arasına bir mesafe koymak yerine üzerine gittiğini görüyoruz bugünkü grup konuşmasıyla birlikte. Yani futbol tabiriyle atağa çıkmış görünüyor Özgür Geri Özel adım savunmaya atmayacağına dair bir kararlılık okunuyor adeta diye düşündüm Yıldız Yazıcıoğlu. Ne dersiniz? Şimdi hatırlayacaksın, genel seçimde de aslında benzer bir söylem ve suçlama kullanıldı. Ve o dönemde biraz böyle masanın altına baktık, orada yok. Masanın yanına baktık, orada yok. Biz bu masada yedinci yok falan gibi bir karşılık buldu aslında bu suçlamalar. Nitekim işe de yaradığı söylenebilir ama şimdi sanki böyle bir söylediğiniz gibi bir kararlılık var burada gibi hissettiriyor. Ne dersin? Evet ve burada asıl kararlılık da şu değil. Yani dikkat ederseniz siyasi yapıdan söz etmedi Özgür Özel. Kürtler olarak bir etnik kimlikten söz ederek konuşmayı tercih etti. Bu da şuna işaret ediyor. Sonuçta Kürt seçmen herhangi bir siyasi yapının ya da bir siyasi partinin asli seçmeni değil. Onlar da seçimlerini ekonomik koşullara göre, yerel seçimlerde de gerekirse adaya göre karar verecekler. Bu anlamda Cumhuriyet Halk Partisi'nin aslında Kemal Kılıçdaroğlu döneminde de başlatılan Doğu masasıyla da hedeflediği çizgiye dönüş ve bu çizginin altının daha kuvvetli çizildiği yeni bir dönemi görüyoruz. Yani Kürt seçmenlerin de adresinin CHP olabileceği, CHP olması gerektiği yönündeki bir çıkışın devamı tüm bunlar. Aslında burada Bahçeli ve iktidar cephesi HDP'le CHP'yi ve işbirliğini ya da ittifak ilişkisi olduğu iddiasını vurgulayarak bir anlamda Kürt seçmeni de adeta HDP-HDP çizgisine oy vermeye mahkum gibi konumlandırıyor. CHP de sanki o Kürt seçmenlerin oyunu almak için yapacağı şeyin HDP çizgisiyle işbirliği ya da ittifak olduğu zorunluluğu varmış gibi lanse edilen bir tablo var iktidar cephesinde. Oysa Özgür Özel bugün
Kendisinin bir Alevi Genel Başkan'ın Selefi olması itibariyle de CHP'nin o noktada Alevi kimliğine yaklaşımı da satır aralarında tartışılmıştı ve medyaya yakın kuruluşlarda da bazı iddialar ortaya atılmıştı. Hükümete yakın medya kuruluşlarında pardon. Dolayısıyla Kürtleri, Alevileri ve bunun da daha bir üst kimliği olan yani etnik ya da mezhepsel kimliğinin de üstüne çıkan daha bir üst kimliğe bağladı. Ne dedi? Muhalifler. Evet. Yani iktidar yanlıları olmayanlar da Türkiye'de daha az eşittir diye. Aslında herkesin bildiği gerçekleri bir daha üst kimlikle buluşturmuş oldu tüm bu kimlikleri. Neden eşit yurttaşlık temelinde buluşamadığımız noktasında. Bu anlamdaki bu stratejiyi şöyle değerlendirmek lazım. Cumhuriyet Halk Partisi yerel seçimlere yönelik bir yandan HDP'nin işini de kolaylaştırıyor. Neden işini kolaylaştırıyor? Çünkü 14 Mayıs'tan 28 Mayıs'a ikinci tur döneminde Zafer Partisi ile imzalanan protokol gibi tartışmalar Kürt seçmenin 28 Mayıs'ta sandığa küsmesine belli bir oranda yol açmıştı. Güneydoğu Anadolu bölgesindeki illerde sandığa gidişte azalma olduğu tespit edilmişti. Bir anlamda hem HDP çizgisinin işini kolaylaştırıyor, Cumhuriyet Halk Partisi lehine gerekirse yine geçmişte olduğu gibi bazı illerde aday göstermeme gibi bir stratejinin izlenebilmesi bakımından bir kolaylaştırıcılık var Özgür Özel'in bu söylemiyle birlikte. Hem de tam tersine gerekirse de CHP'nin adaylarına oy verilmesi noktasında CHP'nin daha önce sağ seçmeni küstürmemek, milliyetçi seçmeni küstürmemek gibi geri durduğu noktalarda tam tersi savunma değil, daha ön alan bir pozisyona geçtiğini görüyoruz Özgür Özel'in bugünkü konuşmasıyla. Evet, bakalım tabii bunun hani siyasi etkileri nasıl olacak? Aynı anda herkesin desteğini almak mümkün olmayabilir sanırım. Öyle değil mi? Şimdi bir taraftan Meral Akşener'le de görüşmek istediğini biliyoruz ama burada böyle bir ertelenen bir görüşme söz konusu zannediyorum. Hem bu ertelemeye ve bu görüşmeye ilişkin ne konuşuluyor, var mıdır elinizde kulis bilgisi? Hem de bu duruşun İYİ Parti ile yapılacak görüşmeye yansımasının nasıl olacağını düşünüyorsunuz? Çünkü onların da geriye dönük olarak aslında bazı eleştirileri olmuştu ya da buna ilişkin bir bedel ödediklerine dair bir takım değerlendirmeleri, tespitleri olmuştu. Aslında şunu unutmamak lazım. Yine dikkat ederseniz HDP bölümü üzerinden yanıt vermedi. Kürtler kimliği üzerinden yanıt verdi Özgür Özel. Kürtler kimliği noktasında aslında Meral Akşener'in söylemleri de çok benzer. Meral Akşener de belki tıpkı Devlet Bahçeli gibi HDP farklı bir noktadan bakıyor ama Kürtlerin dışlanmaması gerektiği, Kürtlerin hakkının teslimi noktasında söylemleri mevcut. Dolayısıyla Kürtlerin eşit yurttaşlığına vurgu yapılmasının doğrudan bir İYİ Parti ile arayı açacak bir unsur olmasını beklemiyoruz. Burada öncelikle şunu hatırlatalım. İYİ Parti tarafının da teyit ettiği üzere karşılıklı bir randevu talebi henüz yoktu. Ne zaman olacak? Bu hafta itibariyle olacak. İYİ Parti'de de yarınki grup sonrasında muhtemelen Cumhuriyet Halk Partisi tarafından belki Perşembe günü itibariyle İYİ Parti tarafına bir randevu talebinin iletilmesini bekliyoruz. Ama şu anda Özgür Özel'in bu çerçevede talep ettiği bir randevu trafiği yok. Bu randevu adresinin genel merkez mi meclis mi olabileceği noktasında bir soru işareti olabilir. Neden? Çünkü İYİ Parti'den sonraki bir durağın kuşkusuz ki HDP olacağını da altını çizmekte yarar var. Yani sadece Millet İttifakı'nın eski ortaklarıyla görüşmeyecek Özgür Özel, bir nezaket ziyareti bağlamında mecliste grubu bulunan tüm partiler noktasında da görüşmeler yapacak ve Millet İttifakı'nın eski ortaklarıyla da görüşecek. Bir de şunu unutmamak lazım. İYİ Parti'ye vurgu yaptınız ama 14 Mayıs'ta 28 Mayıs arasındaki süreçte ilginçtir ki milliyetçiliğin sanki sahibi de bir noktada Zafer Partisi olarak ön plana çıktı. Yani oradaki izlenen siyasi trafikte İYİ Parti orada kendisini aslında bir yere konumlandıramamış oldu. Yani bu kimliğin sahibi gibi gözükemedi ki baktığımızda da
seçim analizleri bize şunu göstermiş oldu. MHP kendi seçmenini konsolide etmeyi sürdürüyor. Yani ne kadar milliyetçi söylemlere sarılıyor olsa da İyi Parti aslında merkez sağ seçmeninden oy alıyor. Bu noktada da hatta bugün de bir konuya ilişkin bir analiz yazma şansım oldu. O analiz çerçevesinde de iki kıymetli profesör Evren Balta ve Tanju Tosun'la konuşmuştum. Onların da analizleri bize şunu gösteriyor. İyi Parti aslında bir merkez sağ partisi olarak seçimlerden oy almasına rağmen kendi örgüt yapısı ve MHP'den kopanlar tarafından kurulduğu için seçmenine kıyasla daha fazla milliyetçi söylemlere sarılıyor. Ama dikkat ederseniz Özgür Özel o noktada merkez seçmene kapıyı açmaya çalışıyor zaten. Yani sadece Kürtler, Aleviler değil, muhalifler vurgusu ve bugün onun öncesinde de ön plana çıkan sizinle de ilk grup konuşmasında eksik bıraktı diye konuştuğumuz ekonomi başlığını daha çok vurguladığı, Evet. emekli maaşlarındaki asgari ücret eşitsizliğini vurguladığı konu başlıklarıyla aslında seçmen beklentilerine göz kırptığını söylemek mümkün Özgür Özel'in. Bir de şunu hatırlatmakta yarar var. Belki Millet İttifakı içerisinde İyi Parti'nin işaret ettiğiniz gibi Kürtler ya da HDP konusunda farklı bir bakışı söz konusuydu ama öte yandan sağın diğer partileri olan muhafazakar sağ seçmene hitap eden DEVA, Gelecek Partisi ve Saadet Partisi ise tam tersine örneğin Kürtçe de dahil olmak üzere farklı çıkışlarıyla Kürtler noktasında farklı bir tutum izliyorlardı. Yani Millet İttifakı'nın diğer bileşenleri açısından da bir sorun gözükmüyor Cumhuriyet Halk Partisi'nin bugün durduğu yer. Peki şimdi bir yerel seçim ilişkin nasıl bir noktadayız? Bunu değerlendirirsek eğer hem iktidar cephesinde hem Cumhuriyet Halk Partisi cephesinde artık böyle bir aday belirleme sürecinin hız kazandığını söylemek mümkün zannediyorum. Bir de bir komisyon belirlendi Cumhuriyet Halk Partisi'nde. AKP'de yoklamaların sonuçları gelmeye başladı zannediyorum kamuoyuna açıklanmamakla beraber. Buradan nasıl bir tablodan söz etmek mümkün? Hem iktidar açısından hem muhalefet açısından var mıdır elinize ulaşan bilgiler? Cumhuriyet Halk Partisi'nde kurulan komisyonun özelliği şöyle aktarıldı bugünkü grup öncesinde yaptığımız diyaloglarda. Hem Seyit Torun hem de Veli Ağbaba ile bunu konuştuğumuzda öncelikle şunun altını vurguladılar. Kesinlikle örgüt denetiminde ön seçim olarak adlandırdıkları bizim teamül yoklaması dediğimiz yapıdan vazgeçmediklerini söylediler. Yani örgüt denetiminde belki seçim kurulu değil, hakim denetimi değil ama sonucuna uyulmak üzere örgütlerce bir ön seçime kararlılık gösterdiklerini söylediler. Peki bu komisyon ne yapacak? Bu komisyon şunu yapacak. Aralarında yerel seçimlerden geçmişte CHP içerisinde sorumlu olmuş genel başkan yardımcılarının bulunduğu bu komisyonun görevi kendilerine örgütlerden gelen talepleri not edip toparlamak. Yani hatırlayacaksınız bazı yerlerde eğer tek aday varsa kuşkusuz ya yani tek aday adayı daha doğrusu varsa orada bir seçime ihtiyaç oluşmayacak. Yani çünkü zaten aday adayı olan bir kişi. Dolayısıyla mesela bunların not edilmesi yani ön seçime nerelerde ihtiyaç olacak? Hangi örgütlerde daha fazla aday çıkıyor? Hangi örgütler hali hazırda tek aday adayıyla genel merkeze başvuru yapıyorlar. Bunların tespit edilmesi ve o aday adayları ile ilgili de parti meclisine sunulmak üzere yani halen bu noktada son karar verici organ parti meclisi olacağı vurgulandı bu komisyon üyeleri tarafından. Halen parti meclisinin karar vermek üzere onlara bir dosya hazırlığını yapmakla yükümlü bu komisyon. Dolayısıyla burada bir karar değişikliği olmadığı ön seçimden de vazgeçilmesi anlamına gelmediğini söylüyorlar bu komisyonun kurulmasının ama her ilde ya da her ilçede ön seçime ihtiyaç olmayacağını, bunun aday sayısıyla belirleneceğini söylüyorlar. Hatta biliyorsunuz beldeler de var birkaç tane halen. AK Parti Büyükşehir Yasası'nı çok değiştirmiş, çok tarumar etmiş olsa da dolayısıyla hani komisyonun noktası çalışma alanları bunlar olacak. Nerelerde ön seçime ihtiyaç olacağını not edecek, örgütlerin taleplerini not edecek ve gerekirse de aday adayları ile ilgili bir not etme, bir dosya hazırlama görevini yürütecek. Ama elemeyi yapmak,
ya da oradan bir belirleme yapma gibi bir görevi olmadığı vurgulandı Evet, özellikle bu evet. komisyonun. Evet, AKP açısından da şimdi İstanbul için böyle İçişleri Bakanı'nın adı geçiyordu. Birdenbire kulislere Süleyman Soylu da mı hazırlık yapıyor sorusu düştü. Var mıdır AKP'de son duruma ilişkin eritebileceklerimiz? İktidar kulisi çalışmama henüz yapmadım diye ifade edeyim Peki, sevgili peki, Remziye peki. Demirkoğlu'na. Meclis çalışması başladığında bakacağız ama tabii ki Süleyman Soylu isminden öte AK Parti'nin önemlice bir kesiminde Ali Yerlikaya'ya çok sıcak bakıldığını söylemekte yarar var. Ama bunun da tekrar şunu hatırlatalım. İçişleri Bakanlığı'nın koltuğunu kime emanet edecek bu sefer AK Parti gibi bir soruna yol açacağını da hatırlatmakta yarar var. Evet, yani tabii Cumhurbaşkanı Erdoğan için İstanbul'un ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Eğer orada öyle bir ışık görülürse İçişleri Bakanlığı koltuğuna da mutlaka bir isim bulunur herhalde, çok zorlanılmadan diye düşünüyorum açıkçası. Şimdi ben bu söyleşinin sonunda şu konudaki fikrini, izlenimini, okumanı almak istiyorum Yıldız Yazıcıoğlu. Biliyorsun bugün Devlet Bahçeli'nin grup toplantısında değindiği meselelerden biri de kamuoyunun son dönemde çok fazla gündemini meşgul eden işte bu futbolcuların içerisinde olduğu Ponzi sistemi, Fatih Terim fonu, o bu ismi zikretmese de işte fenomenler üzerinden Dilan Polat vesaire gibi davalar ve en son TikTok'ta karşımıza çıkan bir kadın profili bir gecede kazandığı paralarla. Şimdi burada bir kirlenmişlikten söz etti Devlet Bahçeli. Birincisi, Devlet Bahçeli sık sık mafya liderleri ve onlara ilişkin onlarla verdiği fotoğraflarla, zaman zaman aflarına neden olan girişimleriyle andığımız, hani bunu inkar edemeyeceğimiz bir lider bir taraftan. Bir yandan bakıldığında bu adı geçen isimlerin büyük bir bölümü, özellikle futbol camiası ayağı aslında Beştepe'ye çok yakın. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çok sevdiği, yanında yer alan, işte bu dosyada bile karşımıza çıktığı gibi Erdoğan'dan yardım isteyebilecek yakınlıkta isimler. Dolayısıyla siyaseten durdukları yer tam olarak iktidarın yanında. Dilan Polat da hatırlarsan İçişleri Bakanı'nı aradığını ve kendisinin hemen ona geri döndüğünü söylemişti bir konuşmasında. Dolayısıyla Bahçeli'nin bugünkü çıkışını nasıl değerlendirmek lazım? Yani burada Bahçeli bir kendisine ve partisine ayrı bir pozisyon mu yaratıyor? Neden böyle bir değerlendirme yaptı bugün sence? Şöyle bir espriyle başlayayım. Polat çiftinin Ankara'da mekanları da AK Parti'nin hemen yanındaki iş kulelerinde diye ifade edeyim. Polat çiftiyle ilgili benim Ankara muhabir olarak bildiğim en temel bilgi bu. Şöyle yani evet AK Parti'ye yakınlıkları kesin. Ankara'da fiziken de böyle bir yakınlıkta hatta söz konusu mekansal. Ancak burada Devlet Bahçeli ile ilgili dikkat çeken bir nokta şu. Tüm bu futbolcu eleştirilerini yaparken çok ilginçtir. Biz mesela Devlet Bahçeli'den kaç haftadır futbol dünyasında çok tartışma yaratan ve Galatasaray ile Fenerbahçe kulüplerinin karar alarak protesto ettikleri, başvuruda bulundukları bir konuya da ilginçtir hiç değinmiyor. Yani 100. Yıl Kupası'nın Suudi Arabistan'da oynanacak olmasından milliyetçi bir lider olarak bir rahatsızlığını şu ana kadar da ifade etmedi. Yani futbol dünyasının bir başka tartışmasına hiç değinmediğini ama öte yandan futbol dünyasının bu para meseleleriyle ilgili tartışmasını yakından takip ettiğini görmüş olduk bugünkü konuşmasıyla. Bahçeli'nin ifade ettiği eleştiriler noktasında şunu aktarmak lazım. Bahçeli zaman zaman adeta bir muhalif lider gibi konuşuyor. Bu yeni değil. Zaman zaman AK Parti'den başka isimleri de eleştiriyor ama doğrudan Erdoğan'a yönelik olmuyor bu eleştirileri. Bu noktada yine şunu da söylemek lazım. Yani Devlet kendini Bahçeli ayrıştırmaya mı nedeniyle çalıştı Bahçeli bu konuşmayla? Bizim ilgimiz yok, biz de eleştiriyoruz mu dedi?
Yani şöyle hatırlayacaksınız, polisin ya da son dönemdeki organize suç örgütleriyle ilgili İçişleri Bakanlığı'nın yürüttüğü operasyonlarda hep böyle bir MHP ayağı sorgulaması yapılmıştı. Biz de Evet. yaptık ekranlarda bunu. Dolayısıyla bu son operasyonları çok gönül rahatlığıyla eleştirdiğini görüyoruz Bahçeli'nin, adeta bir muhalefet lideri gibi. Demek ki bundan bir memnuniyet duyuyor. Bu ekiple kendi arasına bir mesafe koyduğunu görüyoruz. Bu adı geçenlerle arasına bir mesafe koyduğunu ve bir muhalefet lideri gibi eleştirebildiğini görüyoruz. Bence uzun bir süredir İçişleri Bakanlığı'nın odaklandığı diğer mevzulardan sonra bence Bahçeli'nin biraz rahatladığını ve rahatlamasının bir sinyali olarak bugünkü rahatça eleştirilerini yapabildiğini söylemek lazım. Yani İçişleri'nin başka bir alana yönelmiş olmasından dolayı bir rahatlık duyduğu aşikar, öyle yansıyor konuşmasına. Ama son cümle, ez cümle şunu da ifade edeyim. Son 5 yılda sosyal medya düzenlemelerin önemlice üçünde doğrudan MHP'nin baskısı, Devlet Bahçeli'nin işte Twitter'dan çıkma gibi hamleleri etkili olmuştu. Demek ki sosyal medyada iddia ettikleri gibi işte tüm bu sahtekarlıklar, tüm bu dolandırıcılıklar, sosyal medyada tırnak içerisinde Türk milletinin ahlakını bozan meselelerle demek ki son 5 yıldır mücadele edilmemiş. Tam tersine gazetecileri hapseden, fikir özgürlüğünü hapseden bir mücadele olduğunu biz zaten yaşayarak her zaman görüyoruz. Demek ki MHP liderinin tüm bu çabalarına rağmen ve ısrarlı bir şekilde son 5 yıldır 3 düzenlemeye de öncülük etmesine rağmen asıl sosyal medyadaki mesele hep farklıymış ve farklı kalmış. Evet, şimdi tabii bir taraftan hani kapatmak biliyorsun Devlet Bahçeli'nin aklına gelen ilk çözüm oluyor. Tamam hani TikTok kapatılmalı denilebilir belki. Sosyal medyada bir sürü mecra için aynı şey söylenebilir ama bankaları da mı kapatacağız? Futbol kulüplerini de mi kapatacağız? Nereye kadar bu kapatma meselesiyle çözebiliriz onu da bilemiyorum. Tabii çok teşekkür ediyorum Yıldız Yazıcıoğlu katkı sağladığınız için. Görüşmek üzere diyelim. İyi yayınlar.